GCM Forex'in hazırlamış olduğu webinar eğitimine hoş geldiniz. Eğitimimize başlayabiliriz. Eğitimimizin konusu piyasa değerlendirmesi. Özellikle bugün Euro dolar ve altın üzerine değineceğiz. Yani eğitimimizin konusu bu aslında. Ama ben ee, bugün Euro dolar ve altına ilaveten günlük olarak göndermiş olduğumuz analizdeki 6 enstrüman hakkında uzun vade ve kısa vadeli beklentileri paylaşacağım sizlerle ve önceden hazırlamış olduğumuz grafik çalışmalarını sizlerle paylaşacağız ve eğer vaktimiz kalırsa e, bu 6 enstrüman dışında da e, uzun ve kısa vadeli analiz çalışmalarını gerçekleştirebiliriz. O yüzden de hani eğitimimiz evet MetaTrader uygulamalı bir şekilde gerçekleşecektir Ama yine de, ee, soru sormak isterseniz muhakkak soru bölümünü yazın. Çünkü hani ve soru cevap şeklinde de geçecektir muhakkak. Bilginiz olsun. Şimdi günlük olarak göndermiş olduğumuz sabah ve akşam analizlerindeki e, en önemli yani e, Forex piyasasına en çok işlem gören enstrümandan başlayalım. Euro dolar Şimdi Euro dolar Kısa vadeli bir yükselme isteği mevcut. Yani neden yükselme isteği mevcut? Çünkü Eurodolar paritesinde e, yukarı yönlü tepki alışı gerçekleşmek istiyor. Ama kısa vadeli tepki alışı gerçekleşmek istese de Orta ve uzun vadeli Eurodolar paritesinde aşağı yönlü bir baskının oluştuğunu gözlemleyebiliyoruz. Ama yani şu grafiğe bakacak olursanız aylık grafik bu. Aylık grafikte zaten bir üçgen formasyonunu net bir şekilde görebiliyoruz ve özellikle şu noktada yani bu noktanın seviyesini söylememiz gerekiyor. 1.37-10 civarlarından aşağı yönlü bir baskı oluştu ve yaklaşık 2 aydır Şubat ayında ve Mart ayında aşağı yönlü baskı devam ediyor. Peki bu satış baskısı devam edecek mi sorusuna ise evet satış baskısı uzun vadeli devam edecek diyebiliriz. Peki nereye kadar devam edebilir diyebiliriz. Uzun vadeli baktığımızda 1.21 seviyeler hatta biz yuvarlak hesap 1.2040 diyebiliriz. 1.2040'lar hedeflenecektir. Ama şu anda tabi bunları konuşmak için hani uzun vadeli e, satış pozisyonlarında yer alan yatırımcılarımız için okey mantıklı. Hani satışlarda bir yemileri beklemek tamam. Ama yatırımcılarımız e, genel anlamda gün içi trade yaptıkları için hani euro doların 1.20'ye düşmesi aslında bir bakıma yatırımcılarımızı ilgilendirmiyor. Neden? Çünkü genellikle orta ve kısa vadeli işlemler gerçekleştirdiği için bu yüzden de uzun vadeli düşüş baskısını çok fazla dikkate almıyor. Yani bugün 28 onlardan yapılacak bir short pozisyonunu düşünen bir uzun vadeli traderla ya 27 50'lerden long pozisyon açıp da 1.29'ları hedeflemek isteyen kısa vadeli e, yatırımcılar arasında tabii ki fark vardır. Bu yüzden de özellikle işlem stratejileri konusunda vade seçeneğini çok daha dikkatli takip etmek gerekmektedir. Şimdi neden bunu söyledim? Günlük grafiğimizi açacak olursak dikkat ederseniz günlük grafikte bir düşen kanal içerisinde hareket ediyor. Ve düşen kanalın içerisinde bir kanal daha var. Hatta ben bunun rengini değiştireyim ki siz daha net bir şekilde bunu anlayın. Şimdi dikkat ettiyseniz mor renkli kanalımız Parite'de tepki alışı gerçekleştirmek için büyük bir çaba harcamakta. Yani neden? Parite 1.2750 seviyesinden tepki alışı gerçekleştirmek istiyor. Yani aslında bu işin neden tepki alışı gerçekleştirmek istiyor? Bunu size grafiksel olarak göstermek istiyorum. Neden olduğunu Tepki alışlarının aslında uzun vadeli ve orta vadeli satış fırsatı için önemli bir ayrıntı olacağını söyleyebiliriz. Neden? Hemen e, şu grafimizi biraz küçültelim. Şimdi baktığımızda Dikkat ettiysek Dikkat ettiysek şuradan Tepki alışına maruz kalmak istiyor. Yani aslında bu parite eğer teknik olarak Euro bölgesinden de olumlu veriler gelecekse kısa vadeli 1.2925'leri hedeflemek istiyor. Yani kısa vadeli böyle bir bakış var. Ancak bunu oluşturabilmesi için önce 1.2845 direncini geçmesi lazım. Eğer 1.2845 direncini geçerse Aşağı yönlü baskının oluşacağını söyleyebiliriz. Ancak bu kısa vadeli için alış fırsatı olsa da orta ve uzun vadeli short pozisyonlarının daha aktif bir şekilde yer almasını sağlayacaktır. Neden? Çünkü kısa vadeli olan yükselişlerden sonra şöyle bir satış baskısı oluşma ihtimali Kuvvetlidir. Neden? Çünkü Euro Bölgesi'nden olumsuz haberler devam etmekte. Her ne kadar Kıbrıs problemi çözüldü gibi görünse de, e, Avrupa'nın genel anlamındaki sıkıntıları e, kendisini gösterecektir. Artı, dolar endeksinde de yükselişlerin devam etmesini bekleyebiliriz. Neden? Çünkü biliyorsunuz ki genel anlamda yılın ilk zamanları da hatta Aralık ayında da e, biz ilk çeyrekte ABD ve tüm borsalarda yukarı yönlü bir atak başlatılmasını ilk çeyrekten sonra kar realizasyonları gidileceğini sizlerle paylaşmıştık. Yani özellikle yeni yılın ilk aylarında bunu çok sık dile getirmiştik ki şu anki görünüme baktığımızda e, bu konuda haklı olduğumuzu gördük. Şimdi bu süreçten sonra özellikle Nisan ayında ABD borsalarının satış baskısına maruz kaldığını kalacağını düşünürsek yani kar realizasyonu oluşacağını düşünürsek o zaman ne olması gerekiyor? ABD borsalarının düşmesi bu da Euro dolar paritesini düzeltiyorum önce tabi dolar endeksine bakalım ABD borsaları düşerse dolar değerlenir ters korelasyonu biliyorsunuz ve dolar değerlendiği için de Euro dolar paritesinde aşağı yönlü baskı oluşabilir. Bu yüzden de kısa vadeci yatırımcılarımız yani kısa vadeli işlem yapmak isteyen, gün içi işlemlerini devam ettirmek isteyen yatırımcılar 1.2845'e dikkatle takip edecek. Eğer 1.2845 geçilirse 1.2925'lere kadar çıkış oluşacaktır. Orta ve uzun vadeli yatırımcılarımız ise var olan yükselişleri satış fırsatı olarak değerlendirilerek 1.25, 1.23 buraları hedefleyebilir. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Tabi bunu hemen kapatıyorum ben. Bu yüzden hani kısa vadeli yükselişler olabilir ama orta ve uzun vadeli satış baskısı devam ediyor. Hatta bakın dikkat ederseniz Relative Strike Index grafiğinde çok net bir şekilde yani e, 60.25 seviyesinden dönüşlerin olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Bakın çok net bir şekilde ve en sonda da Evet 60.25'leri gelmese de ki gelseydi zaten 1.40'ları görebilecektik ama oraları göremedik. Ee, aslında piyasada birazcık sürpriz oldu. Hani piyasalarda 1.40'dan dönüş beklenirken aslında euro dolar paritesi 1.3709'lardan döndü ki aslında bu piyasa psikolojisidir. Neden? Hiçbir trader... Ee, en üst noktadan satamaz. En alt noktadan alamaz. Bu tamamen trade psikolojisiyle alakalı bir şeydir. Bu yüzden de herkes 1.40 beklerken 1.37.09'dan dönmesi de hani e, sürpriz olarak adlandırmamak gerekiyor. Hani bunların trade psikolojisi açısından çok önemli olduğunu görebiliyoruz. Peki bu düşüşler devam edecek mi? Zaten gördüğümüz üzere orta ve uzun vadeli düşüş beklentimiz devam etmektedir. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Sterlin dolar paritesine öncelikle uzun vadeli bakmanızı istiyorum. Şimdi sterlin dolar paritesine baktığımızda uzun vadeli olarak çok net bir şekilde bakın üçgen formasyonunu kırdığını ve kırdıktan sonra da bir işte 48 seviyelerine kadar 47 90, 48 30 civarlarına gelildiğini gözlemliyoruz. Şimdi buraya geldikten sonra Dikkat ederseniz hemen ben bunu büyütmek istiyorum. Dikkat ederseniz bir tepki oluşmuş ve yukarı yönlü çıkış istiyor. Yani yukarı yönlü atak başlatmak istiyor. Ha nereye kadar çıkar sorusu da hemen e, kısa vadeli grafiklerimize bakmamız gerekiyor. Ama şunu unutmamak gerekir ki üçgen formasyonu kırıldı. Yani uzun vadeli ayı piyasasında olduğumuzu net bir şekilde biliyoruz. O zaman ne yapmamız lazım? Uzun vadeciler hatta orta ve uzun vadeciler diyebiliriz. Bu yaşanılan yükselişleri satış fırsatı olarak değerlendirebilirler. Ve bu da sterlin dolar paritesinin 1.47 ve 1.42'leri hedeflemesinin e, uzun vadeli beklentilerin oluştuğunu söyleyebiliriz. Euro dolarla ilgili Avrupa ve Amerika'daki durumlarla ilgili aynı şeyleri İngiltere için de konuşabiliriz. Artı Nisan ayında yani önümüzdeki haftanın itibaren İngiltere'nin kredi notunun düşmesi beklentisi de piyasalarda gündemde olacaktır. Çünkü kredi derecelendirme kuruluşlarından Fitch İngiltere'nin Nisan ayında kredi notunun düşebilme ihtimallerinden bahsetti ki bir hatırlarsınız Moody's'te zaten bir kredi notunu indirmişti İngiltere'nin. Hani bu da e, gündemimizde yer almaktadır. Yani Nisan ayında aslında sterlinlilerde eee satış baskısı oluşabilir. Bu da bizim kısa vadeli olarak yükselişleri hani kısa vadeli long pozisyonlarında yer alabilirler yatırımcılarımız ama orta ve uzun vadeli satış fırsatlarında yer alabilirler. Şimdi Kısa vadeli baktığımızda, bakın şurada bir yükse, yükselen trend var. Her seferinde bu destekten geri dönmüş ve yukarı yönlü çıkış gerçekleştiren bir e, grafikti. Ama burası kırıldı. Burası kırıldığı için ne oldu? Sterlin dolar paritesinde aşağı yönlü bir baskının oluştuğunu gözlemledik. Sonra dikkat ettiyseniz parite 1.50 seviyesine kadar geriledikten sonra tekrar yukarı yönlü çıktı ama 1.52 civarlarında yine takıldı. Bakın her seferinde 1.52'ye yaklaştığında satış baskısına maruz kalıyor. Artı şu yeşil grafiği yani çizgiye bakacak olursanız 200 saatlik hareketli ortalama. 200 saatlik hareketli ortalamadan bakarsanız dikkat edin çok net bir şekilde önemli bir bariyer olduğunu görebiliyoruz. Yani nedir bu? Her seferinde buradan ee, tepki satışlarına maruz kaldığını gözlemleyebiliyoruz. Şunu ben rengini değiştireyim. Çok parlak oldu bu. Evet. Buradan bakacak olursak Her seferinde buralardan bir geri dönüş yaptı. Yani diyoruz ki 1.52 bizim için önemli. Ne yapmamız lazım? Eğer Stalin dolar üperitesi 1.52 seviyesi altında kalmayı sürdürürse short pozisyonlarının aktif bir şekilde devam edeceğini söyleyebiliriz. Hatta sterlin dolarda 1.52 seviyesinden satış fırsatını kaçıran yatırımcılarımız bu yükselişlerde short pozisyonlarında yer alabilir. Bakın bu çok önemli. Özellikle orta ve uzun vadeli hesabında 20.000 dolar ve üzerindeki yatırımcılarımız 1.52 seviyelerinden sterlin dolar paritesinde short pozisyonlarında yer alabilir. Maksimum bir lot olacak şekilde. Ve stop lossu 1.54'ün üzerine günlük kapanış. Tek profiti ise 1.50 ve 1.48'ler olarak değerlendirebilir uzun vadeci yatırımcılarımız. Bakın her seferinde sterlin dolar paritesinin 1.52'lerden geri dönüşünü gözlemleyebiliyoruz. Kısa vadeci işlemciler ise 1.52 ile 1.5090 arasındaki bantta destekten al dirençten sat mantığını uygulayabilirler. Ne dedik? İki tane enstrümanda analiz yaptık. Euro kısa vadeli 1.2845 üzerinde çıkarsa 1.2925'lere kadar ee, yükselebilir. Ancak orta ve uzun vadeciler için böyle bir durum short pozisyonlarının aktif olacağı bir zaman demiştik. Bu yüzden de kısa vadeciler de alış pozisyonlarına çok dikkatli olması lazım. Çünkü Euro dolar 1.28.45'i geçemedi. Sterlin doları geldiğimizde Sterlin dolar paritesinde 1.54 seviyesi altında düşüş baskısı devam ediyor. Uzun vadeli ve orta vadeli short pozisyonları aktif. 1.52 seviyelerinden satış pozisyonumuz hala daha geçerli. Kısa vadeciler ise 1.52 ile 1.51 arasındaki hatta 1.50-90 ile 1.52 arasındaki banttan yararlanabilirler. Dolar Japonya paritesine baktığımızda Dolar Japonya paritesinde dikkat ederseniz 93 50 ile 94 95 seviyeleri arasında bant var. Bakın bu çok önemli. Bir bant var. Yani yaklaşık 145 pipslik bir bant var. Destekten al, dirençten sat mantığı dolar Japon çok güzel bir şekilde işliyor. Ve kontrol noktası olarak 94.50'yi bekliyoruz. Yani 94.50 geçilmezse 93.50'ler, 94.50'ler geçilirse 94.95'ler hedeflenecektir kısa vadeli. Ama uzun vadeli baktığımızda Uzun vadeli grafikte dikkat ederseniz Relative Strength Index'in hala da alım pozisyonlarında olduğunu görebiliyoruz. Ama şimdi alım pozisyonları olabileceğini görebiliyoruz ancak Relative Strength Index'in dönüşlerine bakacak olursak bakın her seferinde çizilen çizginin yani 70 seviyesine yakın Üzerinde ya da altında standart sapmalar olmuş. Ama dikkat ederseniz 70 seviyesine yakın yerlerden dönüşlerin olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Şimdi o zaman şunu mu anlamamız gerekiyor? Dolar Japonya'nın paritesinde satış baskısı oluşacak mı? Sorusunu gözlemliyoruz. Aslında evet satış baskısı oluşacak sinyali var. Ama şu anda mı? Hayır değil. Neden? Çünkü Nisan ayında özellikle Nisan'ın ilk haftası e, Japonya Merkez Bankası Başkanı Kuroda'nın e, toplantısı var. Ve bilindiği üzere Japonya Başbakanı Abe, Kuroda ile beraber parasal genişlemeye devam sinyallerini verdi. Ve Kuroda ilk toplantısında parasal genişleme ile ilgili gereken müdahalelerini yapacağını açıkladı. Aslında bir sinyal verdi. Bu yüzden de Nisan ayı dolar yen paritesinde yukarı yönlü çıkışların oluşabilme imkanının gözlemlenmesini sağlamaktadır. Teknik olarak baktığımızda da evet 93.50 desteği kısa vadeli 93.50 önemli demiştik hatırlarsınız. Kısa vadeli 93.50 desteği kırılmaz ise yukarı yönlü atağını devam etmesini bekliyoruz. Artı eğer 93.50 desteği kırılmaz ve 94-95 direncini geçerse, işte o zaman çok net bir şekilde dolar Japonya paritesinde 100 seviyelerini hedefleyebiliriz. Şu anda hatta 90 dolar Japonya paritesinde biz Japonya merkez bankası başkanı parasal genişlemeye devam edebilir. Bu ihtimalin güçlü olmasından dolayı da yatırımcılarımıza e, dolar-Japonya ile ilgili bir rapor paylaşmıştık ve bu raporda demiştik ki dolar-Japonya e paritesinde 93.78 seviyesinin altında günlük kapanış yapmadığı müddetçe dolar-Japonya e paritesinde yükseliş beklentimiz devam etmektedir ve eğer e, Japonya Başbakanı Abe ve Japonya Merkez Bankası Başkanı Kuroda parasal genişlemelerine devam sinyali verirse önümüzdeki hafta paritede yukarı yönlü çıkışların 100 seviyelerini hedefleyeceğini belirttik. Bu senaryomuz hala daha geçerli. İki senaryomuz var. Bu senaryonun iptal olabilmesi için. Ya 93.78'in altında günlük kapanış ya da gün içerisinde 93.50 desteğinin kırılması. Bakın bu iki ifade gerçekleşmezse Paritede 100 seviyelerini hedefleyeceğiz. Ama dikkat ederseniz grafikte maksimum çıkış 107.50 demişiz. Hatırlarsanız Euro dolar paritesinde 1.40 30'lar hedef gösterilirken 1.37'lerden dönmüştü. Bu yüzden de dolar Japonya'ya aynı senaryo gerçekleşebilir. Yani tepeden satma ihtimalini biraz zor görebiliyoruz. Yani 107 seviyelerinin hedeflenebilmesi için öncelikle Amerika'nın çok ciddi dolar yeni yükseltecek bir veri gelmesi lazım. İkincisi çok sert ve agresif bir şekilde Japonya Merkez Bankası'nın parasal genişlemeye gitmesi lazım ki parite 107 seviyelerine çıksın. Ama biz 107'leri konuşmuyoruz şu anda sadece 100 seviyelerini konuşuyoruz. Ama dediğimiz gibi şartları istediğimiz şartları sunduğu takdirde. Ama bir yandan da tabii biz bunları düşünüyoruz ama tepki satışlarını unutmamak lazım. Yani biz özellikle 95 düzeltiyorum 94-95 direnci geçilmezse yeni bir tepki satışı oluşabilir. Örnek veriyorum şuradaki gibi önce biraz düşüş sonra tekrar yükseliş. Yani şurada bir toparlanma olup şöyle biraz geri çekilme ve tekrar yukarı yöne çıkış olabilir. Bu yüzden de alt noktamız 93.50 üst noktamız 94.95 olarak söyleyebiliriz kısa vadeli baktığımızda bakın şu kanalın çok net bir şekilde çalıştığını gözlemleyebiliriz. Her seferinde çok net bir şekilde buradan dönüş gerçekleşmiş. Eğer bu dönüş devam ederse çıkacağı nokta 95 35 civarları olabilir. Tabi bu destek korunduğu müddetçe yani 93 80 desteğini kıramadığı müddetçe 95 30'lara doğru bir çıkışın oluşma ihtimali kuvvetlidir diyebiliriz kısa vadede. Ama yine kısa vadede ne demiştik? 93.50 ile 94.95 arasında bant var. 94.50 kontrol noktası. Dolar Türk Lirası'na bakacak olursak. Dolar Türk Lirası'nda dün S&P'nin Türkiye'nin kredi notunu arttırmasından kaynaklı Türk Lirası'nda değerlenme İMKB endeksinde de 85.000 seviyesinin üzerine çıktığını görebiliyoruz. Zaten İMKB'nin yükselmesi Türk Lirası'nı olumlu bir şekilde etkilemektedir. Bu yüzden de dolar Türk Lirası paritesinde aşağı yönlü bir baskı oluştu ve kısa vadeciler 1.81 ile 1.82 seviyeleri arasında bir bant yaşıyor. Hatta bu 81'deki bant yerine 80 75 diyebiliriz. Yani 1.8075 ile hemen buraya yazalım. 1. 82 arası bant diyelim. Buraya hatta bakın bandın üst noktasını da değiştirebiliriz istersek. Hatta biz buna 82.35 diyelim ki tam olsun. Ama şimdi diyeceksiniz ki arada çok fark var. Ben ne yapmam lazım? Bir de bana o kontrol noktası belirt. O zaman bir de kontrol noktası belirtelim. Kavataslak baktığımızda 81 70 diyelim. 81 70 de kontrol noktası. Yani diyoruz ki biz 1.8170 direnci önemli. 1.8170 direnci geçilmezse 80.75 aşağı doğru bakın zaten hedeflenmiş. Şimdi buradan 80.75'i kontrol edecek kısa vadeli yatırımcılarımız. Eğer 80.75'ten dönerlerse 81.70 ve 82.35'lere doğru long pozisyondan da yer alabilir. Ama eğer 80.75'leri kıracak olursa Zaten yeni bir satış baskısı oluşacaktır, kısa vadeli diyebiliriz. Uzun vadeli ve orta vadeli baktığımızda dikkat ederseniz özellikle bu noktalarda her seferinde bir geri çekilmenin olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Yani dikkat edin, özellikle son zamanlarda şuradan ben dikdörtgen için almak istiyorum. şunu rengini de değiştirmek istiyorum, biraz e, göz yoracaktır bu renk. Dikkat ettiyseniz çok net bir şekilde son zamanlarda hatta bunu da küçültmek gerekirse yani başka bir dikdörtgen yapacak olursak bunun renginde farklı bir renk yapalım. Hemen şuradan bir tane Hemen şuradan bir tane yapalım. Özellikle son zamanlarda bunun da rengini biraz değiştirelim. Daha farklı bir renk yapalım ki çok fazla gözlerimiz yorulmasın. Şimdi dikkat ettiyseniz şurada Yaklaşık hemen şunu ben bir birazcık daha daraltmak istiyorum. Hemen seviyelere baktığımızda da şuradan hemen bir seviye yapalım. Dikkat ettiyseniz 1.83.35 ile 1.74.30 seviyeleri arasında kabataslak bir bant olduğunu görebiliyoruz. Son zamanlarda hatta bunu isterseniz birazcık daha kısaltabiliriz. Yani nasıl kısaltabiliriz? Şuraya da getirebiliriz. Şu son mumları hani baz almazsak çok net bir şekilde bakın. Bunu da yükseltelim. 76-90 civarlarının önemli destek noktası olduğunu. Üst noktada bunu birazcık daha küçültürsek daha rasyonel sayılar verelim. Şu şekilde. 83.25 seviyesi ile 1.7690 arasında bir bant olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Şimdi burada yatırımcılarımızın ne yapması lazım? E, Parite 1.83'ü geçemedi. 1.83 geçemediği için otomatik olarak ne oldu? Bir baskı var. Hatta bunu e, Relative Stake Index'e bakarsak neden e, Relative Stake Index'e bakıyoruz? ki? Çünkü Relative Stake Index... Ee, indikatörümüz bizim için önemlidir. Neden önemlidir? Çünkü trendi görmemize katkı sağlayacak en önemli indikatördür. Relative Strength Index. Bakın Relative Strength Index'e dikkat ettiyseniz her seferinde dönüş gerçekleştiğini, hatta bu e, bunu 20, 50, 80 diye yaparsak sanki daha iyi olacakmış gibi bir görünüm var. Bu seviyeleri değiştirebiliriz istersek. Bakarsanız dikkat ederseniz hani iste istemez burada bir baskı oluştuğunu görebiliyoruz. Her ne kadar şurada bir çıkış oluşsa da bakın şurada bir dönüşün olabileceği sinyalleri var. O zaman ne yapmamız lazım bizim bunu dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer dolar Türk Lirası paritesinde şu geri çekilmeler gerçekleşme ihtimali olursa yani 1.83'ler geçilmez ise Buraya ben 1.83 yazayım. 1.83 seviyesi geçilmezse satış baskısı kendisini gösterecektir. Ve satış baskısını kendisini gösterdiği için geleceği noktalar kabataslak bakacak olursa çok orta vadeli baktığımızda 74 30 zaten görülüyor ama daha birazcık daha ee, rasyonel seviyeler kullanacak olursak daha gerçekçi seviyeler kısa vadeli konuşacak olursak e, şuradan dikkat ederseniz 1.7690 onun öncesinde 1.8040 civarları destektir. Özellikle 80 altına düşmesi 77'lerin tekrar hedeflenmesini sağlayabilir dolar Türk lirasına. Ama şu anda baktığımızda dolar Türk lirasında ciddi bir şekilde bir yatay bant var. Bu yüzden de ne yapmamız lazım? Uzun vadeli şu anda herhangi bir işlem stratejisi oluşturmaması gerekiyor. Genel anlamda daha kısa vadeli yani biraz önce anlattığımız gibi kısa vadeli bakmamız önemlidir. Eğer 80-75 desteği kırılmazsa long 82-35'e kadar 82-35 geçilmezse short pozisyonlarıyla kısa vadeli işlemler gerçekleştirilebilir. Gelelim ham petrol fiyatlarına. Ham petrol fiyatlarını hatırlarsanız Aralık ayından itibaren e, ABD borsalarında yaşanılacak ilk çeyrek yükselişlerin ham petrol fiyatlarını da yükseleceğini, yükselteceğini sizlerle paylaşmıştık. Yani Aralık ayı çok uzak değil. Yaklaşık 3 ay önceki analizimizi incelerseniz 84'lerden biz e, 84-30'lardan hatta 82-30'lardan ham petrol fiyatlarında uzun vadeli yükseliş beklentimizin devam ettiğini e, yatırımcılarımıza paylaşmıştık. Hatta yani e, sev yani nereden alış önermiştik diye e, soracak olursanız yatırımcılarımıza hemen şu elips şeklinde ben e, bir gösterim yapmak istiyorum. Yani yaklaşık olarak şu zamanlarda, şu zaman dilimlerinde biz yatırımcılarımıza long pozisyonu önermiş. Bak dikkat ederseniz yani 7 Kasım civarları buralar 11 Aralık civarı. Yani bu noktalarda biz yatırımcılarımıza ham petrol fiyatları ile ilgili e, yukarı yönlü çıkışların ilk çeyreğe kadar devam edeceğini belirtmiştik ki yatırımcılarımızdan da çok güzel dönüşler aldık biz bu konu ile ilgili. Hani en azından e, her ne kadar 82, 83, 84'lerden longlara katılamasa da son zamanlarda biz yine aynı şekilde ikinci long pozisyonu olan 89-30'ların önemli olduğunu tekrar vurgulamıştık. Ve dikkat ederseniz 89-30 bizim ikinci kademeli long pozisyonumuzdu ki buralardan long pozisyonlarında daha iyi olan yatırımcılarımız şu anda aldığı karın keyfiyle webinarı izliyorlardır. Eee şu anda da dikkat ettiyseniz günlük grafikte Kırmızı renkli kanalın üst noktasına gelmek istiyor. Yani şimdi burada bir senaryomuz var. Hemen ben bunun grafiğini çizmek istiyorum. Tekrar buradan göstermek istiyorum. Şimdi iki seçeneğimiz var burada. Ya kar realizasyonlarına katılacağız, ya da var olan çıkışlara devam edeceğiz. Şimdi iki senaryomuz var demiştik. Eğer Ham petrol fiyatları. Burası yaklaşık bakalım 94 pardon 97, 40 civarları olması gerekiyordu ki zaten 97 40 civarı olduğunu gözlemledik. Şimdi eğer 97.40 40 seviyesi geçilmez ise tekrar bir short pozisyonda yer alınabilir. Burada da ee, yaklaşık 90'lı ikilerin hedeflenmesini sağlayabilir. Ancak bakın bu strateji oluşabilmesi için ABD borsalarında short pozisyonlarında yer almalı. Yani eğer ABD borsaları satış baskısına maruz kalırsa yani bizim beklediğimiz ilk çeyrek sonrası ABD borsaları kar realizasyonlarına giderse çok net bir şekilde ham petrol fiyatlarının 92'lere kadar Geri çekilme ihtimallerinin olduğunu söyleyebiliriz ama biz ham petrolde bu çekilme olsa da iyi tekrar yukarı yönlü atan devam edeceğini söyleyebiliriz. O zaman senaryomuz şu: Eğer 97.40 direnci geçilmez ise satış pozisyonlarını yer alabiliriz ve nasıl şu toplosumuzu neye göre ayarlayacağız? stoplosumuzu, 97.40'ın üzerinde günlük kapanış yapması ile pozisyonumuzu elden çıkaracağız. Yani short pozisyonumuzu. Ee, eğer biz long pozisyonlarında yer almak istiyorsak o zaman bu dönüşü bekledikten sonra burada yani bu şu noktalarda tekrar long pozisyonlarında yer alabilir yatırımcılarımız. Yani iki seçenek var ya short'a katılacak ki ABD borsalarından düşüş olursa ki bu durum ihtimalleri kuvvetli. Bu çekilmeler çok net işlem fırsatı olabilir. Eğer ben yok satış yapmak istemiyorum. Yukarı yönlü atakta işlem yapmak istiyorum diyen yatırımcı varsa 92.20'leri dikkatle takip etmeli. 92.20 seviyeleri den long pozisyona dahil olabilir. Bu normal beklenen bir senaryo. Ya 97.40 dirence geçilirse ne olacak? üstünde günlük kapanış yapmasında bu sefer de ne yapmamız lazım? Diğer senaryomuzu düşünmemiz gerekiyor ve bu da direkt 97.40'ın üzerinde günlük kapanış yeniden 100 seviyelerini hedeflemek e, isteyecektir. Bilginiz olsun. Ham petrolü geçtik ve en sona altını saklamıştık ki altın bizim için daha önemli. Altında ne e, yet, çok fazla haber geçiyor yok orta vadeli düşüş trendine geçti yok ayı piyasasına girdi yok 1400'ler hedef yok 1300'ler hedef ya da yok 2000'ler hedef tarzında konuşmalar gerçekleştiriliyor şimdi genel anlamda şunu söylemek istiyorum ki altın fiyatlarında bunu daha geçen ayki analizimizde de paylaşmıştık aynı grafiği sizde göstermiştim aynı grafiği tekrar tekrar anlatacağım neden aynı şeyi anlatıyorum? Çünkü altın fiyatlarında ayı piyasası diye bir şey yok şu anda. Neden ayı piyasası yok? Bakarsanız son 2 yıldır altın fiyatları 1520'lerden dönüş gerçekleştirmiş. Şimdi tamam iyi hoş diyorsunuz da 1520 görülmedi diyeceksiniz. İşte bu noktada orta vadeli trendler devreye giriyor. Artı bir de günlük grafiğe bak göstereceğim size ki ne demek istediğimi daha net anlayacaksınız. Şimdi orta ve uzun vadeli bak daha doğrusu uzun vadeli baktığımızda long pozisyonlarının hala daha aktif olduğunu görüyoruz. Yani 1550 ve 1520 noktalarının çok uygun bir long pozisyonu da yer alınabileceği seviyeler olduğunu görebiliyoruz. Yani bugün ABD'den olumlu haberler gelmesiyle beraber altın fiyatları eğer düşmüyorsa ki Hatırlarsanız Mart ayının başına tarım dışı istihdam ve işsizlik oranları hatta tarım dışı iyi gelmesine rağmen daha sonra ABD verilerinin iyi gelmesine rağmen perakende satışları iyi gelmesine rağmen altın fiyatı düşmüyorsa demek ki altın fiyatları ile ilgili alt noktalarda alım yapan birileri var. Kimisi Merkez Bankası diyor, kimisi yüksek miktarlı fon yönetici George Soros ya da Paulson gibi spekülatörlerden bahsediliyor hani alt noktalardan alım yapıldıklarını belirtiyor. E, grafiğe baktığımızda grafik de aynı şey söylüyor. Yani eğer Murphy kanunu var biliyorsunuz bir eğer mal düşmezse hani düşmüyorsa bütün engellere rağmen düşmüyorsa mecburen bu mal yükselecektir. O yüzden ne yapması gerekiyor? Altın fiyatlarında uzun vadeli yükselmesi bekleniliyor. Bakın ha hani 1520 görülür mü görülmez mi? O ayrı konu. Ama 1550 ve 1520 seviyeleri hala da alıcılar için çok cazip bir nokta. O zaman ne yapmamız lazım? Bizim 1550 ve 1520'ler gerçekleşirse yani test edilirse buralardan longlarda yer alınabilir. Yani iki seçeneğimiz var. Birinci seçeneği sizlerle paylaştım. Hemen bunu grafiksel olarak da göstermek istiyorum. Eğer altın fiyatları buraya kadar geri çekildikten sonra 1520'lerin üzerinde kalmayı sürdürürse biz o zaman ne yapacağız? Long pozisyonlarında en azından 1650'lere kadar bir yer alacağız. İşte asıl mesele buradan sonra başlıyor. Yani 1520 ne kadar önemliyse 1656 civarları da bir o kadar önemli. Neden? ya altın fiyatları 1656'yı gördükten sonra bu şekilde düşüş gerçekleştirecek ya da 1656'yı geçtikten sonra artık yine herkes 2000'leri konuşacak. Bakın burası çok önemli. Yani şimdi yatırımcılarımız her geçen gün soruyor. 1900 mü olacak, 1400 mü olacak, 1300 mü olacak, 2000 mi olacak diye. Aslında bu, biz her gün bunu tekrarlıyoruz. Her hafta analizlerimizde bunu paylaşıyoruz. Yani aslında bu soruların sorulmaması gerekiyor ama tabii ki bunların cevaplamakta mükellefiz ve her zaman da cevaplayacağız. Biz diyoruz ki 1520 bizim için önemli. 1520 desteği kırılmaz ise 1656'lara kadar çıkış gerçekleşecektir. Tabi 1520 öncesinde de 1554 var. Hatırlarsınız bu destek kırılmadı. E 1554'ün üzerinde yani 1554 kırılmazsa 1656'ya kadar çıkış olacaktır. Senaryo şu 1554 kırılıyor mu kırılmıyor mu? Baktık kırılmadı zaten. O zaman 1656'lara kadar çıkış olabilir. 1656'ya kadar çıkış olduğunu düşünün. Yani şunların hepsini silelim. Bunların hepsini silelim. 1656'ya kadar çıktığını varsayalım. Tamam 1554'tü. Yakalayamadık. Buraya kadar çıktığını düşünün. Şimdi 1656'ya kadar çıktığında işte burada karar verecek altın fiyatı. Her seferinde bu kanaldan dönüş gerçekleştiren altın eğer yeni bir atak başlatırsa işte 1520'ler bu şekilde hedeflenecektir. Daha birazcık daha e, bu düşüncemizi, senaryolarımızı büyütelim. O zaman ya buradan dönecek, yukarı çıkacak, fırlayacak ya da burayı kıracak artık uzun vadeli de ayı piyasası hakimdir diyebileceğiz. O zaman tekrar ne yapıyorum? Bunu e, açıklamasını tekrar yapıyorum ki yatırımcılarımızın kafaları karışmasın. Hemen şuraya yazıyorum ki hani söz uçar yazı kalır tabirinde burada uygulamış oluruz. 1554 ilk destek, daha sonra 1520 son destek diyelim. İlk 1554 kırılmadığı için ne yapmamız gerekiyor? 1656 çok kritik. 1656 geçilirse zaten 1800'den hedeflenecektir ki ortalama. 1750'lerden konuşabiliriz. Ya da 1500'leri şey, düzeltiyorum 1400'leri konuşabilmemiz için ne yapmamız gerekiyor? 1520 desteğini kırması lazım. Bu bu şekilde çok net bir ifadeyle bunu paylaşabiliriz. Lütfen siz de bunları not alın. Hani e, aylıkta ne olacak, uzun vadeli ne olacak sorularını bu şekilde cevaplayabilirsiniz. Bu çok net görebiliyoruz zaten. Şimdi bunu geçelim, biraz günlük konuşalım. Yani kısa vadeli daha konuşmak mantıklı. O zaman günlük grafiğimize bakalım. Şimdi günlük grafiğimize baktığımızda neden orta vadeli altın fiyatlarında düşüş baskısı var? İşte altın fiyatının orta vadeli düşmesinin tek nedeni düşüş kanalında yer alması. Her ne kadar biz uzun vadeli Evet, bir e, yatay bir trend var ama yukarı yönlü atağın daha kuvvetli olmasından kaynaklı yükselişlerin devam edeceğini söylüyoruz. Ama bir yandan da kısa vadeli baktığında 1554 hedeflenecek mi sorusunu da sormadan edemiyoruz kendimize. Yatırımcılarımız soruyor, altın nereye gidecek? Diyoruz ki altın fiyatlarında eğer 1617 35 aralığı yani şurası Yani şu aralık. Bu aralık dikkat etsen 1616'dan zaten döndü. O ayrı konu. Bu aralık geçilmediği müddetçe ne olacaktır? Altın fiyatlarında 1520'lere doğru bir atak başlatabilir. Ama dikkat edersiniz her seferinde de 1555'ler destek oluşmuş. Şimdi bu aralıkta gidiyor. Trend hesabı aşağı doğru düştüğünü düşünürsek 1550 ve daha sonra işte 1520'ler hedeflenecektir diye söyleyebiliriz. Peki bu olacak mı sorusuna da ise genel anlamda baktığımızda böyle bir ihtimalin olduğunu gözlemleyebiliriz. Ancak böyle bir ihtimalin olabilmesi için Kıbrıs'la ilgili hiçbir şekilde olumsuz bir açıklama yapılmaması lazım. Bu çok net. Yani biliyorsunuz ki altın krizden besleniyor. Yani Kıbrıs'la ilgili sorunlar çözüldüğü zaman otomatik olarak ne olacaktır? Altın fiyatlarında gerilemeler gözlemlenebilir. Kısa vadeli konuşacak olursak. Bakın kısa vadeliden bahsediyoruz. Yani orta ve kısa vadeliden bahsediyoruz. Ama eğer Kıbrıs'la ilgili gündemde olumsuz ifadeler devam ederse ne olacaktır? Tekrar yukarı yönlü atağını devam ettirecektir. Altın fiyatları buralardan dönebilir ihtimalini de düşünmeden edemiyoruz. Neden? Çünkü özellikle bunu... Büyük fon yöneticiler çok iyi yapıyor ki Goldman Sachs, JP Morgan, Commerce Bank, Citibank gibi bankalar yapıyor bunu. Ne yapıyor peki? 21 e, ortalamadan işlemler gerçekleştiriyor. Ve 89 hareketli ortalamaya kadar devam ediyor. Bunun zaman dilimini e, grafiğin kendisi belirliyor. Yani bakın şunun hepsini sileyim ben. Genel anlamda yapılan strateji şu. 21 hareketli ortalama haftalık günlük fark etmez. Yani burada mühim olan zamanın iyi bir şekilde tutması. Diyor ki ben diyor 21 burada günlük olduğu için günlük konuşalım. Eğer 21 günlük basit hareketli ortalamanın altında günlük kapanış yapmazsa yani şuna bir tane çizgi çizelim. ...1592 diyelim. 1592'nin altında günlük kapanış yapmazsa bakın burası önemli. Neden? Çünkü bu düşüş şurada sanki toparlanacakmış gibi. Eğer 1592'nin altında bugün ve yarın günlük kapanış yapmaz ise bakın bu çok önemli. Bunu da grafikte paylaşmak istiyorum. Eğer bu seviyenin altında günlük kapanış yapmaz ise çekeceği nokta direkt 89 günlük basit hareketli ortalamadır ki bu seviyede bakın 1650'lerden. Hani demiştik ya 1554 desteği kırılmamıştı. Eğer buradan çıkış olursa 1656 hedef demiştik. Şimdi o zaman diyoruz ki 1592'nin üzerinde günlük kapanış yaparsa bu altın 1650'lere kadar Yükselme ihtimalleri mevcut dedik. Tamam diyelim ki bu olmadı. Yani ne olmadı? 1592 altında bugün veya yarın günlük kapanış yaptı. Ne olacaktır? Short pozisyonları. Nereye kadar geri çekilecektir? 1554 ilk destek, sonra 1520'de son destek olarak e, gözlemlenmektedir. Yani bu şekilde ne yapabiliriz? E, yorumlarımızı yapalım biliriz. Genel anlamda e, 6 tane enstrümanımızla ilgili yapmış olduğumuz analizler bu. Özet geçelim. Euro dolarda o uzun vadeli düşüş ama kısa vadeli 1.28.45 kritik. Sterlin dolarda e, uzun vadeli düşüş e, kısa vadeli de baktığımızda 1.52 seviyesini dikkate takip etmemiz gerekiyor. Dolar Japonya paritesi 93.50 Uzun vadeli evet yükseliş 93.50 desteğini dikkat etmekte fayda var. Üst noktada 94.95. Dolar Türk Lirası'nda 83 direnci geçilemiyor. Her ne kadar uzun vadeli yükseliş beklentisi devam etse de kısa vadeli düşüşlerde devam ediyor. Bir 83 geçilemedi. Ham petrole baktığımızda ham petrol fiyatlarında 97.40 direnci önemli. 97, 40 direnci geçilmezse tepki satışı oluşabilir ancak uzun vadeli yön yukarı. Altına bakacak olursak altın fiyatlarında 1592 kısa vadeli önemli değil demiştik günlük ve bugün ve yarınki kapanışa bakacağız demiştik. Çok önemli 1554 mi yoksa 1650 mi hedeflenecek sorusuna da bir sinyal olabilir. Dikkat etmekte fayda var. Genel olarak özetler bu şekilde. Şimdi sorulara ve sorulara bakıyorum. Sorulardan sonra da eğitimize noktalayacağız diyebiliriz. Ee, ham petrol analizlerde 94 al, 40'tan aldım. Şu anda 96-90 direnci geçirdi. Hedef 98-20 olacak. Tebrik ederim. Ee, sinyal sisteminde başarılar dilerim ve bugün yendi de kazandık. Evet bugün yendi kazandık dün de yendi kazandık ki dolar japonya düşüş gerçekleştirirken biz sinyal yatırımcılarımıza alış pozisyonları önerdik ve iki pozisyonda 40 pipsik kazanç elde etti. Hatta şunu söylemek istiyorum bu Mart ayında yatırımcılarımıza göndermiş olduğumuz sinyallerden yaklaşık 540 pipsik bir kazanç elde ettirdik yatırımcılarımıza ki bu son yani e, sinyal açıldığından beri 10 aylık bir performansımıza baktığımızda bu gerçekten normalde performansımız 200 ile 400 pips arasındayken e, 540 pips çok güzel bir rakam ki bu bu ay piyasalarda çok güzel fırsatlar vardı. Bizler de nacizane olarak yatırımcılarımıza e, bunları paylaştık. Sinyaller her webinarda soruyor yatırımcılarımız. Ee, bu konuyla ilgili ayrıntılı bilgileri hesap uzmanları ya da müşteri temsilcilerinden paylaşabilirsiniz ama özet olarak şunu söyleyebilirim. 20.000 dolar ve üzerindeki yatırımcılarımız için hazırlamış olduğumuz özel bir hizmettir bu. Ancak şunu da unutmamak lazım ki bu sinyal sistemi ücretli bir sinyal sistemi değildir. Sadece sinyallerden başarılı olabilmesi için yatırımcılarımızın hesaplarına 20.000 dolar Yatırması gerekiyor. Nasıl olsa para sizin istediğiniz zaman çekebilirsiniz. Ama sinyalle başarılı olmak için 20.000 altına düşmemek gerekiyor diyebiliriz. Bunun dışında başka soru var mı? Yeni bir yatırımcımız varmış. Tepki alışı ve satışı ne demek? Diye sormuş yatırımcılarımız. Tepki alışı ve satışı şudur. Şimdi bir yön vardır. Biz her analizimizde ya da özellikle trend konularında konuşurken trend is your diyoruz. Yani ne demek bu? Trend bizim dostumuzdur. Şimdi trend yönünde pozisyon alanlar var. Bir de trend noktalarında hemen çok şuradan kısa bir örnek vermek istiyorum. Şunu hemen silmek istiyorum. Şimdi dikkat ettiyseniz kabataslak yapıyorum. Hani dikkat etmeyin buna. Dikkat ettiyseniz düşen bir trend var. Çok net. Düşen bir trendde ne yapmamız lazım? Satış pozisyonları bizim için önemlidir değil mi? Yani nereden satış açacağımızı bilmemiz lazım. Bakın dikkat ettiyseniz her zaman kanalın üst noktalarına doğru geldiğinde satışlarda yer almak önemlidir. Bakın dikkat ettiyseniz bunlar normalde olması gereken işlemler. Yani madem düşüş trendiniz, trendindeysek trend önünde. yani satış pozisyonu açmakta yer var. Peki düşen trendde tepki alışı demek ne demek? Şimdi düştükten sonra ne olması gerekiyor? Belli bir çıkış gerçekleştirmesi gerekiyor enstrümanın. Neden? Eğer o çıkış gerçekleşmezse o zaman o enstrüman sağlıklı bir hareket edemez. Yani bu düşüş yani bir güçlü şu güçlü düşüş için Önce biraz toparlanma lazım. Biraz güç alması lazım. Yani bakın düştü. Düştükten sonra güç aldı. Tekrar düştü. Güç aldı. Tekrar düştü. Güç aldı. Tekrar düşecek. Gibi. Bu şekilde ne yapmamız lazım? Tepki. E, tepkilere de dikkat etmekte fayda var. Bunlara dikkat etmekte fayda var. İşte tepki alışı ya da tepki satışı dediğimiz şey aslında güç almak diyebiliriz. Bu yüzden de trendin tersine pozisyon açarken lütfen siz de sakın trendin ortasından pozisyonlar açmayın. Mümkün olabildiğince özellikle bakın trendin tersine konuşuyorum. Yani bugün düşüş trendinde alış pozisyonu açma gibi cesarete kalkışan yatırımcılarımızdan bahsediyorum. Eğer alış açacaksınız, muhakkak kanalın alt noktasına yakın yerlerden açmanız lazım. Ama zaten e, öte, ö, öteki türlü trendin doğrultusunda pozisyon açan yatırımcılarımız zaten dikkat ettiyseniz çok net bir şekilde kazanç elde etmektedir. Bunlar da önemlidir. Bakın dikkat etsiniz. Ne kadar trend yönünde pozisyon açarsanız o derece kazanç elde edebiliyorsunuz. Ama bakın dikkat ederseniz alışı şuradan açmış olsaydınız mahvolacaktınız. Buradan açmış olsaydınız mahvolacaktınız. Yani o yüzden de Alış açacağınız yere de dikkat etmek gerekiyor. Genel olarak altın tane ile ilgili analizlerimizi gerçekleştirdik, fırsatlarımızı sizlerle paylaştık, kısa vadeli ve uzun vadeli beklentilerimizi sizlerle paylaştık. Mart ayımızın son webinarıydı. Nisan ayında yine webinarlarımız olacaktır. Yarın büyük bir ihtimal bu güncelleme gerçekleşecektir. Nisan ayının ilk webinarını yine ben vereceğim. Tarım dışı ihtiham verisi biliyorsunuz ki her ay düzenli olarak vermiş olduğumuz bir eğitim. Bu yüzden de perşembe günü tarım dışı ihtiham webinarı olacaktır. Lütfen tarım dışı ihtiham webinarına katılırsınız ve tarım dışı ile ilgili yorumlarınızı da buradan sizlerle paylaşabiliriz. Eğitime katıldığınız için teşekkür ederiz. Bir sonraki eğitimde görüşmek dileğiyle.